İkiniz de sağ olun. Sayın seyirciler, dinlediyseniz burada çok enteresan konular geçti. Sayın Reyhan Usta açmış olduğu ayakta, hal olmasa ne olacak halimiz dedi. Beykut da yuva yapmaya dal olmasa ne olacak halimiz? Sayın Çobanoğlu da dal olursa ne olacak halimiz cevap verdi. Hatta son dörtlükler daha enteresan, not almıştım. Çiçekler topladık, efendim koyduk kovana gibisinden bir laf. Bal olmasa ne olacak halimiz? Sayın Çobanoğlu da alimlerimizin süre gelip bize anlattıkları, sahabe-i kiramdan büyük çariyerlerin bir bal tefsiri vardır biliyorsunuz. Efendim ona izafeten bal sohbettir. Tatlı dil baldan da tatlıdır. Bal olursa ev olacak halimiz dedi. Efendim çok sağ olun, çok var olun. Bu arada biz birer çay içersek herhalde hak ettik. Ya olmaz. Getirin ya. Çünkü sayın seyirciler... bu kadar misafirperver. Hayır efendim, Samanyolu'na diyecek yok çünkü misafirperver. Şimdi çay sayın seyirciler, Sayın Çobanoğlu'nun, Sayın Reyhan'ın ve acizene benim, Nuri Çırağı ben... ilk Türkiye'de Aşıklar Kahvesi'ni Sayın Çobanoğlu Kars'ta başlatmıştır. 71'de yanılmıyorsam değil mi ustam? Evet. Efendim ondan sonra da Sayın Reyhan Usta ile biz Erzurum'da 75-76'dan beri başlattık. Süre gelmiyor. Onun için biz kahveci olduğumuz için, yani kahve sahibi, biz çayı çok severiz. Bu arada çay içelim, ancak ustadım sana dönüyorum. Beni iyi dinle. Hem muhabbet edeceğiz. Şimdi aşıklıkta bir ilke vardır. Nedir bu ilke? Geçmişten örnek almaktır. Bu bir doğrudur. Yani geçmişine bakmayan millet, insanlar ileri gidemez. Çünkü bizim bir geçmişimiz, bir geleneğimiz vardır. Hatta birimizin Karslı, birinizin Erzurumlu olması hesabıyla, şimdi Erzurum'da Aşık Sümmani ile Aşık Şenlik, Allah ikisine de rahmet etsin, aşıkların anayasasıdır. Ben hep böyle terim ederim, tabir ederim. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ettik, sağ olun. Şimdi çaylarımızı hem yudumluyoruz hem de bu şeyimizi sayın seyircilerimiz de dinliyorlar ve sizin her ikinizden de birer isteğim olacak. Şimdi efendim Aşık Şenlik ve Aşık Sümmani'yi çok yaygın olarak bilir insanımız, halkımız. Fakat bir şeyi arzu ediyorum, sormak istiyorum ikinize de. Şimdi Erzurum'da Emrah'ta görüyoruz, Sümmani'de görüyoruz bir tür var, müstezat. Tabii eskiden beri bu söylenmiş. Bu müstezat var. Ancak tabii. Kars'ta, Şenlik'te müstezat görmüyoruz. Ya ne görüyoruz? Dodak değmez görüyoruz. Dodak tecnis değmez. Görüyoruz. Tabii. Tecnis ve bir de mukannes diye bir... Mukannes değil mi Çobanoğlu? Mukannes evet. He, böyle bir türü de vardır Aşık Şenlik'in. Hatta o Koşeret'in pireleri... Dodak okundu mu hiç burada? Okundu. Onu da ileriki programlarımızda yine inşallah işleyeceğiz hep beraber. Ustadım sen çayını iç çünkü sırayı sen alacaksın. Şimdi neden Erzurum'daki Emrah Sümmani tecnis yapmamış... Efendime söyleyeyim, müstezat yapmış. Kars'taki Şenlik, efendim o da müstezat yapmamış, tecnis yapmış. Veyahut lebdeymez şimdi yapmış, ben yapmış. Şimdi ben Yanuslar çayını içsin de ben evet. Bildiğim kadar bunu evet, buyurun. İkiniz de açıklayacaksınız tabii. Şimdi bizim biliyorsun, çok eskiden beri hani Osmanlı dediğimiz... Türk'ün boyu Osmanlı dediğimiz... Osmanlı İmparatorluğu, tabii, bizim Osmanlı ecdadımız. Yani dediğimiz... Efendim Erzurum Kars arası o zaman, Allah o acibi daha göstermesin amin, bizlere. Amin. Kars Rus istilası. Tabii. Rus çarlığı altında. Yıl, evet. Tabii 40 yıl falan tabir ettiklerine göre Rus çarlığı altında kalmıştır. Karaorgan'dan bu tarafa Erzurum Osmanlı Devleti'nin elinde kaldığı için bir şiva ayrılığı vardır. Gerçi belki Kars'ta da demin dediğin gibi o şey okunurdu ama şive bakımından okunmamıştır. Bir Erzurum'da bir tecini söylenmemiştir sebep. Bizler yani Azeri kökenli. Evet. Yani Farsi Azeri kökenli olduğumuz için bizim oradan gelen şive bir şeye uygun değildir. Müstezata. Müstezata uygun değildir. Hmm. Bir Erzurum'un lisanı da bir tecinse uygun değildir. Tabii dicillere saygı duyuyoruz. Ama siz bile tarif ediyorsunuz. Gerçi belki de o müstezat bizim oralara kadar gelmemişti. Demek ki o bölgenin sınırında Erzurum bölgesinin sınırında işlenen bir makamdır. Biz buna makam diyoruz. Müstezat yani hem müstezat, bir makam hem bir tür Sayın Çobanoğlu. Tür de evet. Aslında bir makamdır. Evet. Bakın şimdi söylesin. Evet buyur sözler ustadım siz. Sözler değişik değildir. Bir ilahi bir sözdür şeyde. Müstezatta. Bak biraz evvel Çobanoğlu çazına laf atıyordu. Demek ki Şenli, doğruymuş bak. Mesela Şenliğin sözü cevheri az kalacak değil. Ondan aynısınıdır. Aynı ayarda bir Şenlik daha da üstündür belki o sözü söyleyecek. Hayır, biz onların ama ben onu ne diyorum? Yani bu bir makam türüdür. Tabii.
Evet. Bir Erzurum'da niye hoşlamak yoktur? Tabii. Şimdi Reyhan Usta'nın düşüncelerini alalım. Usta siz ne diyorsunuz? Şimdi efendim, Kars'ta aşık şenliğin değişik bir tür kullanmasının yegane sebeplerinden bir tanesi, doğrudur Çobanoğlu'na katılıyorum, Azeristan. Yani Azerbaycan. İran-Azerbaycan. Azerbaycan. Kafkasya. Kafkasya'dan gelen gelenektir. O çok işlenmiş oralarda. Oraya kadar gelmiş ancak Erzurum'a kavuşmamış. Evet. Emrah'ın... Tamam. Emrah'ın müstazat yapmasının sebeplerinden biri aklımın erdiği kadar şu kadar. Emrah biraz daha müsbet ilim yapmış. Biz buna alim veya tekkeci diyebilir miyiz? Ve kesbi diyebiliriz. Ha, doğru. Müsbet ilmi yapmış. Yapmış. Yapmış da bu ilimden hiçbir yoktur. Bu makamdır. Hayır makam olarak değil. Tür olarak. Yani, söz olarak da şimdi aruz vezinlerle ilgili. Olabilir. Çenliği de mesela aruzu vardır. Çenliği aruzu vardır fakat işte orada katılamamış o. Evet. Onu kolayına gelmiş işlemiş, işleyebilmiş. Evet, buyur usta. Siz müstezat müstezatımızı söylüyorsunuz. Hemen söyle. Arkasından da tecrizimizi dinleyeceğiz. Müstezat başka bir makamda söylenmiyor. Kendi makamında söyleniyor. Sözleri bir makam içinde işleniyor. Devam. Diğer türküler, koşmalar, atışmalar, tutuşmalar hepsi birkaç makamda söylenebilir. Fakat müstezat aynı öyle başladığı makamda söylenir. Dinleyelim usta. Evet. Sağ ol. Evet, söylenir. Bakın ben Çobanoğlu'nun sazı değiştim çünkü bu yeni sazlarla müstezat olmuyor. Geçsinler şu en güzel saz çalan Arif Sağ'dır. O da tahmin ederim ki bu sazı alır bunlarla yapar onu. Çok güzelini yapar başka. Fakat bu bundan daha güzel olur diyor. Bu sosyete sazlarla yapamaz bir kere. Yapamaz. Ben de aslında pek tatlı yapamam ama sayın seyircilerimiz bizi eksikliğine bağışlasınlar.